Merkez Bankası'nda biliyorsunuz daha önceden 4 tane de başkan değişti. Neredeyse 2016'dan bu yana her yıl bir başkanın değiştiğini gördük. Bunlar bütün piyasaları etkiliyor. Haliyle dolar TL'yi de etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Dış yatırımcının Türkiye'ye ve Türkiye'nin kurumlarına olan inancı azaldıkça Türkiye'ye yapılan yatırımlar azalıyor. Biz portföy yatırımı diyoruz bunlara. Yani Türk tahvili ve hissesi almak için e, yabancı yatırımcılar Türkiye'yi tercih etmiyorlar. Haliyle Türkiye'ye e, yabancı e, ilgisi azaldıkça, dolar girişi azaldıkça, euro girişi azaldıkça da bunlar kuru yukarı e, çekiyor. Bizim şu an dolar tl'deki zaten en büyük sorunlarımızdan birisi güven eksikliğidir. Geçmiş dönemde de e, Türkiye'de bu tip sıkıntılar yaşadık. Ben özellikle 24 Ocak 1980'den sonra o zamanlar tabii daha küçük bir çocuktum ama işte 94 krizini, 98 Asya krizini 2001 krizini ve 2008 dünya krizini yakından izledim. Bir aracı kurumda görev aldığım için de haliyle piyasa gözüyle de bakıyoruz biz buna. O zamanlarla bu zamanların farkı şu. Geçmişteki bir kriz Türkiye'yi bir yıl vuruyordu ve önlemler alındıktan sonra Türkiye V şeklinde bir çıkışla kendisini bu sıkıntılı durumdan kurtarıyordu. Reel piyasaları da kurtarıyordu, finansal piyasaları da yani doları da, eurosu da işte o zamanlar mark vardı, yoktu. borsası da bir şekilde kendisini toplayabiliyordu. Yani iyileştirme gücü vardı. Ama bunun arkasında da bu kadar büyük güven kaybına uğramamış, bu kadar büyük yolsuzluklara sahne olmamış yönetimler vardı ve dış alemden gelen yardımlar, IMF'le anlaşmalar vesaire Türkiye'deki o yaraların çabuk bir şekilde sarılmasına imkan tanıyordu. Ama şimdi e, sırf IMF ile anlaşma yapmamayı bir inat haline getirmiş bir yönetim olduğu için IMF'den alınacak krediden çok daha büyük faizle yurt dışından kredi toplayarak bu sakat sistemi çevirmeye çalışan, çevirirken de hatalarında, iktisadi ve siyasi hatalarında ısrar eden bir yönetim var. Bu yüzden işte girdiğimiz krizlerden geçmişteki gibi V şeklinde çıkamıyoruz. L harfi şeklinde yani düştüğümüz o dipte sürünen bir ekonomi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ee, burada ne olur dediğiniz zaman da Tabii ki 2023 seçimlerine kadar ne yazık ki bu sıkıntıların ben devam edeceğini bekliyorum. Dolar TL'deki bu yükselişin ana sebebi bakın salgından önce de dolar TL yükseliyordu. Onun sebebi Türkiye'deki enflasyon gerçeğidir. Enflasyonun da iki sebebi var. Birincisi tarım gerçekten ihmal edildi. Tarımda üretim azaldığı için gıda fiyatları yukarı gidiyor. İkincisi de dışa bağlı üretim sistemimiz. Biz mal ithal ederek burada üretim yapıyoruz ve ithal ettiğimiz ölçüde de ne yazık ki yurt dışına dolar ve euro verdiğimiz için rezervimiz kalmıyor ve kur yukarıya gidiyor. Şimdi hem içeride yaptığınız hatalar hem dış alemden salgın gibi gerekçelerle Enflasyon hem Türkiye'de hem dünyada yukarı gidince haliyle kur da yukarı gidiyor ve dışa bağlı bir ekonominin ürettiği bütün malların da fiyatını yukarı çekiyor. Bakın bu bir kısır döngü. Bu kısır döngüye girdiğimiz için e, dolar TL'nin yükseldiğini görüyoruz. Tabii ki yan unsurlar da var. Nedir? Mesela Amerikan Merkez Bankası'nın bastığı salgında o muazzam 4 trilyon dolardan fazla bir büyüklüğü geri çekmeyi planlıyor. İşte bu da dolar TL'yi yukarı çıkartıyor. Keza yaptığımız Siyasi hatalar, jeopolitik riskler de kurun yukarı doğru gitmesine neden oluyor. Biraz önce anlattığımız gibi Merkez Bankası gibi, Hazine gibi kurumların güvenilirliğinin azalıyor olması da bunun tuzu biberi oluyor diyebilirim. Burada yurttaşlara tavsiyem çok net, kesinlikle e, aşırı harcamalara girmesinler ama şimdi tabi paramız yok ki Neyi harcayalım e, dediklerini duyar gibiyim e, burada 2023'e kadar e, Bence dua etmekten başka şansımız yok Çünkü e, hiç kimse gidip lüks tüketime parasını harcamıyor ha, Eğer e, elinde parası olan varsa da Lütfen onu tasarrufa ayırsın Çünkü e, gelen her ay geçen her aydan çok daha zorlu olacak bizler için